40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar, özellikle çocuklar, yaşlılar, ek hastalığı olanlar kişileri çok fazla etkilemekte. Ek hastalıktan kastımız kalp rahatsızlığı olanlar, yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan insanları kastediyoruz. Maalesef kahve, çay tüketimi, meyve suyu tüketimi su yerine geçmemektedir. Bir insan, mesela 100 kilo bir insanın 3000 litre kadar su tüketmesi lazım. Yani kiloyu 30 milim olarak hesaplamaktayız. Bu yaz olduğu zaman 500 milim de üzerine eklemekteyiz. Bildiğiniz üzere terle, idrarla, büyük abdestle ve nefes alıp vermekle sıvı kaybı olmaktadır vücudumuzda. Beslenmeye geçersek yine çok önemli bir konu, yağlı, tuzlu ve özellikle tuzlu gıdalara dikkat etmek gerekiyor. Yazın şalgamı bir kere bir kenara bırakalım, turşuyu bir kenara bırakalım, tuzu sofralarımızdan atalım derim. Yağlı yedik diyelim ki çok fazla önermeyiz. Mutlaka insanların bir şeylere ihtiyacı olacaktır. Yağlı yedik diyelim, hemen uyatmayalım, uyumayalım, ardından sıvı tüketimini arttıralım. Hemencelik dışarıya çıkmayalım. Özellikle hangi saatlerde dışarıya çıkacağımızı söylerseniz, yürüyüş yapan insanlar için tamam yağlı yedik, yürüyelim, enerjimizi atalım diye düşünebilirler. Lütfen sabah 11'den önce, akşam 4'ten önce, pardon 11'den sonra, akşam 4'ten önce dışarıya mümkünse çıkmayalım. İşlerimizi sabah 11'den önce, akşam 4'ten sonra halletmeye çalışalım. Yürüyüş yapacaksak özellikle sabah 7'den önce, akşam 9'dan sonra yapmaya özen gösterelim. Velev ki işimiz var, dışarıya çıkmamız gerekti, güneş şapkamızı takalım, güneş kremimizi sürelim, mümkünse açık renk kıyafetler giymeye özen gösterelim ve gölge alanlarda duralım. Peki çok ağır tükettik, suyu az içtik, ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz hastalarda? Hipertermi dediğimiz sıcak basması gibi semptomlarla gelebiliyor hastalar. Tansiyon düzensizliği, şeker düzensizliği yaşıyoruz. Ve özellikle kronik hastalığı olanlardan şunu rica ediyorum, dahili uzmanı olarak rutin kontrollerimizi yaptıralım. Yazın gerekirse bazen tansiyon ilaçlarımızın dozu azaltılabilir, dozu arttırılabilir. Lütfen doktorunuzu önerdiği 3 ay olabilir, 6 ay olabilir, takiplerimizi ihmal etmeyelim. Çok fazla arabaya biniyoruz. Her yerden bir yere giderken araba kullanıyoruz. Arabamı gölgeye park ettim, içinde çocuğumu bırakayım, yaşlı kalsın, ben şu işimi halledeyim gideyim demeyelim. Arabayı park ettikten sonra camlarını açsak bile dışarıda hava 40 derece ise içeride 45-50 dereceleri vuran sıcaklıklar olabiliyor. Herhangi bir hayvanımız, çocuğumuzu ölebiliyorlar, vefat edebiliyorlar ya da daha büyük sıkıntılarla karşılaşmak zorunda kalabiliyoruz. Fazla yağ kullanmamaya dikkat, özen gösteriyoruz. Evet, bayağı aşırı sıcaklardan dolayı önümüzdeki yağ kısıtlıyoruz ve müşteri memnuniyetini artırmak için salataydı, garnitürdü bu şekilde arttırmaya devam ediyoruz. Ve müşteriye bu şekilde hizmet veriyoruz. Çorba yaz aylarında biraz daha çok favori olmaya başladı. Çorba daha güzel. Evet, köfteydi, bilmem neydi. Bunları fazla yağlı değil ama çok kısıtlı bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Vallahi genelde sıvı bir şekilde yemek yemek istiyor. Çorba ağırlıklı gidiyoruz. Sebze türü. Ağır yemekleri yememeye çalışıyoruz. Ben kendim de zaten bypasslıyım. Bu konuda dikkat ediyorum kendime. Ama çok sıcak. Aşırı su içiyoruz. Su kaybı çok fazla. Çalıştığım iş yeri de aynı şekilde çok sıcak bir ortam olduğu için su içmeye devam ediyorum. Ama akşam yemeklerini hep sıvı. Sıvı yediğimiz zaman tabii geceleyin daha iyi oluyor. Ağır yemek çok baskı yapıyor bu sıcaklı ortamda. Zaten sıcak hava. Vücut olarak da aşırı ter kaybediyorsunuz. Sıkıntı yaratır. Bilemiyorum ama uyku denen bir problem olması lazım. Yani uyuyamazlar diye düşünüyorum. Çok sıkıntılı olur. Sıcakla beraber insan sağlığını hava durumları da etkiliyor. Bu nedenle özellikle günde iki öğün beslenmeye çalışıyorum. Daha fazla değil. Onun dışında öğlenleri belki yemek tarzında ama akşamları daha çok çorba, salata ve daha az yağlı ürünler tüketmeye çalışıyorum. Özellikle vücuda fazla yük olmamak adına ve ağır yiyecekler biliyorsunuz vücudu da ağırlaştırıyor. Obeziteye de neden oluyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında akşam yemeklerini daha az yemek ve daha çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum.